Biz bu sistemi geçtik, Cumhurbaşkanlığı hayatımızda aynı anda meclis oluştu. Türkiye yeni bir döneme girdi ama küresel şartlarda da yeni bir döneme girdi. Bunlar eş zamanlı oldu. Daha doğrusu biraz daha önce başladı ama tozaşı, harareti bizim yeni sistemle beraber arttı. Yeni dönem, küresel yeni dönemle küresel yeni dönem korumacılık artması. Gelişmiş ülkelerdeki sermayenin yuvaya dönmesi. Türkiye'de 2002 ile 2012 arası 10 yıl dolar kuru değişmiyor. Bunu hiç düşündünüz mü? Hatta 1.71'den 1.17'ye kadar da düştüğü dönemler olmuş. Ülkede enflasyon ortalama 6-7, faiz 8-9 ama dolar kurunda bir santim değişiklik yok. Burada bir gariplik yok mu? Var. Ama ne yaptık? Bizim doğal olarak ülkeyi büyütmek, ekonomiyi büyütmek için iş adamlarımız kaynakta yağmur gibi yağıyor, aldınız, işinizi büyüttünüz, ürettiniz, ihracat arttırdınız, ithalat arttı, ülke üç kat büyüdü. Ama bir B planı yaptı. Acaba bu şartlar değişirse, bu aldığımız ucuz dövizleri geri ödeme vakti gelirse, beklenmedik bir olay olursa ne yaparız diye plan yaptınız mı arkadaşlar? Yapan varsa helal olsun. Demek ki ileri gördünüz. Ama genelde bu durumun değişmeyeceği varsayımıyla hareket ettik ve borçlandık. Hata değil. Ülke için borçlandık. Yani biz böbürlenerek anlatıyoruz. Türkiye'yi efendim 230 milyardan 850 milyar dolara çıkardı. Gayri safi milli hasılayı. Milli geliri şuradan buraya çıkardı. 3 kat büyüttük, ihracatı 4,5 kat büyüttük. Yani bütün bunlar nasıl oldu? Üretmek de oldu. Yatırım da oldu. Borçlanmak da oldu. Borçlandınız. Yani devlet olarak bu sefer önceki krizlerden biz ders aldık, biz borçlanmadık. Yani kamunun borçlanmasının kıymet harbiyesi yok. Şu andaki borçlanma reel sektör borçlanması. O da nereye gitti? Üretime gitti, büyümeye gitti. Yanlış bir iş değil. Bir sıkıntı çekeceğiz. Yani hiçbir şey olmadan bu işler düzelecek dersek olmaz. Bir sıkıntımız olacak. Bunu ne olduğundan hafif, ne olduğundan daha ağır takdir etmeye gerek yok. Kamunun şu andaki görevi reel sektörle bunlar benim artık bir anlamda kişisel değerlendirmeleri, yani icra gücü yok, yasama gücü var bizde. Kanun lazımsa biz yapacağız ama günübirlik kararları zaten hükümetimiz var. Orası alacak, alıyor, bazı tedbirler alıyor. Yani benim kanaatim kamunun şu anda bu işi dengeleyici rolünü etkin bir şekilde yerine getirmesi. Buna da başladı, yapıyor. Yani bir kere bizim üretimimiz devam etmesi lazım. İstihdamımız devam etmesi lazım. Reel sektörün bu krizin sonuçlarından, etkilerinden minimum düzeyde etkileneceği formülleri süratle devreye sokmak.